Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde JavaScript editörlerini ve JavaScript'in projemizde nasıl kullanılabileceğini öğreneceğiz. Editörlere ilk olarak Notepad++'dan başlıyorum. Notepad++'ın Plugin Manager, Plugins, Plugin Manager, Show Plugin Manager diyoruz. Daha sonra J ile başlayanlar, JSLint, JSON Viewer ve JSTool olmak üzere 3 tane eklentisi var. Bunları kuruyoruz. Start diyorum. Tekrar Plugin Manager'dan bakalım. Kurulu olanlar burada arkadaşlar. Burada gözüküyor. Zencoding eklentisini de kurabilirsiniz. Güzel bir HTML eklentisidir. Daha sonra JetBrains'in WebStorm 7 yazılımı var arkadaşlar. Bunu da tavsiye ederim. Yalnız bunu projemizde kullanamayız çünkü bu başlı başına bir yazılım, yani ayrı bir yazılım. Burada da gördüğünüz gibi index.html oluşturdum. Daha sonra kendi script dosyamı bu index.html ekledim. Böyle basit bir şey yaptım. Tabii bunu çalıştırırken arkadaşlar Chrome eklentisini kurmalısınız. GB olarak burada gözüküyor. Bunu da istiyor bizden. Ve son olarak arkadaşlar Visual Studio. Biz JavaScript öğrenirken Visual Studio kullanacağız. 2013 kullanacağız. Bunu tavsiye ediyorum. Diğer editörlere de ihtiyacımız olursa bakabiliriz. Şimdi JavaScript'i sayfamıza nasıl ekleyebileceğimizi öğrenelim. İlk olarak head etiketin içine yazılır. Script adlı bir etiket açıyorum. Slash slash olan tek satır yorum alanıdır. CSS'teki yorum alanı ise aynı şekilde JavaScript'te de vardır. Burası da çoklu yorum satırıdır. Şurada ayıralım. Tamam. Ayrıca arkadaşlar scripts adlı bir klasör oluşturmuştuk. Buna sağ tıklıyorum. Add diyorum. JavaScript file diyorum. Daha sonra JavaScript dosyamın adını veriyorum. MyScript diyorum. Aynı şekilde bunun işine de yazabiliriz. Bu alan tek satır yorum alanıdır. Olan çok satırlı yorum alanıdır yazıyorum. Tabii bu dosyamızı projemize eklemeliyiz. Bunun için sürükle bırak yöntemi yapıyorum. Bu şekilde script dosyamı sayfama ekleyebiliyorum. Ve son olarak arkadaşlar body'nin en altına eklenir. Body'nin kapatma etiketinden önce script dosyaları eklenir. Bu şekilde ekleyebiliriz. Ayrıca şunu unutmayın. CSS burada bir şöyle göstereyim. Ya da şöyle dedim. CSS dosyası. Burada bir CSS dosyası olsun. Script dosyaları her zaman CSS dosyalarının altına yazılır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu derslik bu kadar. Kendinize iyi bakın.